MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı'na. Sayın Kulat, eminiz ki siz de bazı sonuçları görüyorsunuz şimdi orada. Tabii yasağın kalkmasını bekliyoruz, bir şey söyleyemiyoruz ama en azından hani gördüğünüz tabloyu çok da rakamsal olarak ifade etmeden efendim ne görüyorsunuz onu söyler misiniz? Çok zor olacak biliyorum ama. Öncelikle şu anda ekranda yazan Türkiye Başkanlığa mı gidiyor sorusunun cevabını söyleyeyim. Türkiye Başkanlığa gidiyor. Çok net. İkincisi, İngiltere örneğini Türkiye'de bazı partilerin genel başkanları 3-5 saat içerisinde kendilerini hazırlarlar diye bekliyorum. Çünkü özellikle bir partinin genel başkanının koltuğunun ciddi şekilde sallandığını şu ana kadar %20'leri bulan seçim sonuçları bize gösteriyor. Bir diğeri, bir siyasi partinin ısrarla her gün bütün reklam kampanyası boyunca ısrarla üzerinde durduğu anket aldatmacası dediği şeyi kendilerine bu program vasıtasıyla iade ediyoruz. İşte anket sonuçlarımız. Mesela MAK danışmanının anket sonucu kendi internet sitemizde yayınlanmıştı. Onu bir manipülasyon olarak görenlere şimdi biraz sonra yayınlanacak sonuçlarla iade ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye ciddi bir süreç yaşıyor. Gerçekten vatandaş sağduyusunu ortaya koymuş durumda. Bu seçim sadece Türkiye'de misak-ı milli ile belirli sınırlar içerisinde takip edilmiyor. Bize de gelen bilgiler, sosyal medya üzerinden de yapmış olduğumuz takipler, bu seçim sonuçlarını dünyanın dört bir tarafında özellikle mazlum ve mağdur milletler bekliyorlardı. Bunun dışında tabii ki bu seçim sonuçlarını büyük bir merakla bekleyen, özellikle Tel Aviv bekliyordu, özellikle belki Amerika bekliyordu, Pensilvanya bekliyordu. Bunların beklentilerinin karşısında sonuçları milletimiz bir kere daha basiretle, sağduyuyla ortaya koymuştur. Tabii ki %20'lik sonuçlar daha seçim sonuçlarını büyük ölçüde belirlemez ama bugüne kadarki seçim tecrübelerimiz bize sonuçların artık yavaş yavaş belirginleştiğini gösteriyor. Görünen o ki bir herkesin çok merakla beklediği bir partinin barajın altında, en azından şu an itibariyle barajın altında olduğunu gösteriyor. Ve iktidarın da değişmeyeceğini, tek partili iktidarın güçlenerek devam edeceğini de gösteren bir sonuç. Bizi doğrusu çok şaşırtan bir durum çıkmadı ortaya. Zaten kamuoyu araştırmalarımızda buna benzeyen sonuçlarla karşılaşıyorduk. Ancak bizim bulmuş olduğumuz bu sonuçları ısrarla birileri bir manipülasyon olarak ifade ediyorlardı. Bu sonuçları dediğim gibi kamuoyuyla paylaşmışız. 8-9 gün öncesinde MAK Danışmanlık.org internet sitesine koyduğumuz sonuçlarla bugünün sonunda ortaya çıkacak sonuçları vatandaşlarımız karşılaştırırlarsa dolayısıyla kimin bu işi ciddi yaptığını da görme açısından önemli bir sonuç ortaya çıkar. Yönelik bir kısım yapılması gereken konularda büyük bir zaaf ortaya konduğunu, bunun da vatandaş tarafından görülerek bir sonucun ortaya çıktığını ifade etmek istiyorum. Hatırlarsanız çok çarpıcı bir örnek vermiştim. Bu örneği bir kere daha vermek istiyorum. Türkiye'de şu anda cezaevlerinde 172 bin kişi var. Devam eden 7,5 milyon ceza dosyası var. Bu dosyanın her birisinin ikişer tane sanığı, 15 milyon ikişer tane tanığı, 30 milyon ikişer tane müştekisi 45 milyon ediyor. Türkiye'nin şu anda aranan, kolluk kuvvetleri tarafından aranan ve yarın hasbelkader kolluk kuvvetleri tarafından yakalansa içeri atılacak 200 bin insan var ki cezaevleri kapasitesinin iki katı demektir bu. Dolayısıyla basit bir örnektir bu. Bunun gibi pek çok sosyal probleme AK Parti maalesef kulaklarını kapamıştır. Bu yaklaşık 2 yıllık zaman diliminde sürekli ifade edilen bir sorundur. Bir diğer önemli sorun, hatırlarsanız yine çok kısa bir süre önce CNN'de de ifade etmiştim, başka kanallarda da ifade etmiştim. Genç seçmende özellikle AK Parti'ye karşı ciddi bir tavır söz konusudur. AK Parti bunu görmek istememiştir ısrarla. Niçin görmek istemediği ayrı bir şey. Ancak ısrarla bunu görmemiştir. Biz yapmış olduğumuz bütün araştırmaları diğer partilerle birlikte AK Parti'ye de gönderdik. Mesela son yapmış olduğumuz çalışmadaki internet sitemizde bu çalışmamız da şu anda bulunmakta. Orada özellikle ilk defa oy kullanan seçmende AK Parti'nin bu rakamın da çok altında olduğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla o yönde yani genç seçmene hitap eden bir ifade biçimi yeterince geliştirilememiştir. AK Parti her seferinde sadece bizden öncesiyle diye bir kıyaslama yapmıştır. Bu kıyaslama yeterince vatandaş tarafından
en azından belli bir kesim tarafından doğru bulunsa bile başka kesim tarafından yeterince karşılığını bulamamıştır.